Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Daha önce sizlere kanalımda alp bebeğin yapılışını anlatmıştım. Erkek bebek olarak tasarlamıştım. Böyle bakın eklemli dizden ve buralardan hareket edebiliyor. Ayrıca kafası da dönebiliyor arkadaşlar. Gayet güzel bir model. Bu modelin yapılışını yani bu gövde yapılışını köşede kartlara ekliyorum arkadaşlar. Oynatma listesi halinde alp bebeği yapabilirsiniz. Alp bebeği böyle fırfırlı, süslü bir tulum yaptım. Ayrıca bandana yaparak böyle kız bebek görünümüne kavuştu bebeğim. İsterseniz, dilerseniz kız bebek olarak da bu kıyafetlerle yapabilirsiniz. Şimdi bu bölümde tulumunun ve bandananın yapılışını size anlatacağım. Tulumuyla başlayacağım. Hemen başlayalım. Kolay gelsin. Ben Alize Cotton Gold kullanıyorum. Bu tulumda. Tığında 2,10 milim tığ. Şimdi arkadaşlar zincir çekeceğim. Önce sabitliyorum ipimi. 58 tane zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 58 tane zincir çektim. Üzerini doluyorum arkadaşlar. 1, 2, 3 tane delik atlıyorum. Dördüncüsüne batıyorum. Battım. Trabzan yapıyorum. İkili trabzan. 1 2 3 4. Bu şekilde zincirin sonuna kadar arkadaşlar tamamlayacağım trabzanlarımı. Bu şekilde yaparak tamamlayalım. 55 tane trabzan yaptım. Şuradan başladım. İlk baştaki zinciri saymıyorum arkadaşlar. Onu saymayıp 55 tane trabzan yaptım. Şimdi dönüyorum. Hemen ilk boşluğun içine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Tekrar batıyorum. 2 3 4 tane ilmek kaydırma yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Yanından başladım. Çakma trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Üzerine doladım. Üçünü birlikte çektim. Şimdi tekrar göstereceğim. Bir tane yaptım. Yanındakine 2 tane yapıyorum. Çift yapıyorum. Bakın, doladım. Bu şekilde çakma trabzanla yapacağız bu sıraları. 1 2 3 4 5 6 7 yanındakine çift 2 tane aynı boşluğa 2 tane yapıyorum. 1 2 3 4 bu şekilde 5 6 7 tane yaptım. Yine çift yapıyorum. Bir, iki, 3 4 5 6 7 tane yaptım. 7 tek, 1 çift. Bir, 2 3 4 5
6, 7 tek, 1 çift. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tek, 1 çift. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tek, 1 çift. Bir tane boşluğum kaldı. Oraya da bir tane yapıyorum. Çiftten sonra bir tane çakma trabzan yapıyorum. İki tane zincir çekip dönüyorum. Hemen şuraya batıyorum arkadaşlar, dibine. Sayım 58 oldu arkadaşlar. Şimdi iki zincir çektim. Buradan başlıyorum. Sıranın sonuna kadar hepsine birer tane yaparak öreceğim. Bu şekilde çakma trabzanlarımı sıranın sonuna kadar yapacağım. Son çakma trabzanımı da buraya yapıyorum. Bir, iki zincir çektim. Toplamda 58 tane oldu arkadaşlar. Şu baştaki zinciri saymıyoruz. Onu saymıyoruz. 58 tane çakma trabzana ulaştım. Şimdi iki zincir çektim, döndüm. Şöyle arkadaşlar, dönmeden önce şöyle yapacağım. Şimdi burada ön, arka ve bacak kısımlarını ayıracağım. Şu ilk baştaki zinciri saymıyoruz. Bu zinciri saymadan 2, 2, 4, 6, 8, 10 tane ayırıyorum. 11.ye işaret ipi böyle kestim arkadaşlar, 4 tane. Ben böyle kullanıyorum. Bunu buraya geçiriyorum. 10 tane saydım. Baştaki zinciri saymadım. 10 tane saydım. 11.ye bunu işaret koydum. Şimdi o işaretin olduğu sık iğneyi de sayıyorum. Yani çakma trabzanı da sayıyorum. Onunla birlikte 2, 4, 6, 8, 10, 11. 12.ye işaretimi takacağım bu kez. İşaretimi taktıktan sonra saydığım işaretle birlikte arkadaşlar. Şimdi işaretin olduğu sık iğneyi de, yani trabzanı da sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane ayırıp 17.ye buraya yine işaret geçiriyorum. İşareti geçirdiğimi de sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12.ye işaretimi taktım. Onu sayıyorum, bakın. Onunla birlikte işaret taktığım ilmekle birlikte 2, 4, 6, 8, 10 tane. 10 tane de burada kaldı arkadaşlar. Bakın, işaretin olduğu ipi şey de sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. 6, 8, 10 tane de burada kaldı. Bu şekilde böyle işaretledim. Bir zincir çektim arkadaşlar. Burada ipimi keseceğim. Şimdi şu şekilde olacak. Burası arka olacak arkadaşlar. Şimdi burada 10, burada 10 ayırmıştık.
ipimi alıyorum. Bakın burada işaretin olduğu yeri saymamıştık. O yüzden yani o diğer tarafa ait, bu tarafa ait. Hemen şunun yanından başlıyorum. Yani 10 tane çakma trabzan gerisinden bu taraftan başlıyorum arkadaşlar. 2 tane zincir çektim. 2 ipimi arkadan yürütüyorum. 2. Bu zinciri sayıyorum. 2 zincir çekmiştim. 3 4 5 6 7 8 9 10 tane çakma trabzan yaptım. Şimdi diğer tarafa alıyorum. Şu ilk boşluktan başlıyorum arkadaşlar. Üzerine doluyorum. Çakma trabzan yapıyorum. Şu ipi, bitirdiğim ipi de oradan yürüteceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bu ipin olduğu yeri de örüyorum. 10. 10 tane buradan yaptım. Toplamda 20 tane. 10 buradan, 10 buradan 20 tane çakma trabzan yapmış oldum. 1 2 zincir çekiyorum arkadaşlar. Yine 20 tane yapacağım. Bakın burada da aynı şekilde devam ediyoruz. Tüm boşluklara batarak. Tane çakma trabzan yaptım. 2 tane zincir çektim. Döndüm. Üzerine doluyorum. Hemen dibine batmıyorum arkadaşlar. Buraya batmam lazım. Oraya batmıyorum. Onu atlıyorum. Yanındakine batıyorum. Eksiltmiş oluyorum. 2. Yani baştaki zincirle birlikte atladıktan sonra 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane yaptım. Bir tane atlıyorum. Bakın bunu atlıyorum. Sondaki atlıyorum. Buna batıyorum arkadaşlar. Bir tane eksiltmiş oldum. Toplamda 18 oldu sayımız. Bakın şu zincirle birlikte 18 tane çakma trabzanımız oldu. Şimdi tekrar
2 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Yine eksilteceğim. Bakın bunu atlıyorum, buna batıyorum. 2. Baştakini de sayıyorum bu kez. 2 zinciri yani 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 tane yaptım. Bakın burada 2 tane boşluğum var. Bunu atlıyorum, buna batıyorum. 16. Sayım 16'ya düştü. 2 tane zincir çektim, döndüm. Yine atlıyorum. Bakın bunu atlıyorum. İkincisinden başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 Bakın yine atlıyorum. Baştakiyle birlikte 13 oldu. Atlıyorum bunu. Sondakine batıyorum. Sayım 14'e düştü. 2 tane zincir çektim. Döndüm. Yine baştakine atlıyorum. İkincisine batıyorum. 2. Bu baştakini de sayayım arkadaşlar. Öyle daha anlaşılır. 2 tane oldu. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bakın iki boşluğum var. Bir tanesini atlıyorum. En son batıyorum. 12. 2 tane zincir çekiyorum. Döndüm. Yine atlıyorum. Bunu atlıyorum. Yanındakine batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bakın yine baştakiyle birlikte 9 oldu. Bir tane atlıyorum. Son boşluğuma batıyorum. 10. 10 tane çakma trabzana düştü sayım. 2 zincir çekiyorum arkadaşlar. Şimdi şuradan başlıyorum. Bakın, eksiltme yapmayacağım bu sırada. Hemen dibine batıyorum o yüzden. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane çakma trabzanım oldu. 2 zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde yapacağım. Dibine batıyorum. 2. Yine 10 tane yapacağım. Eksiltme yapmıyorum bu sıralarda. 3 4 5 6 7 8 9 10. Bir tane zincir çekip ipimi keseceğim. Şimdi iç taraftayız arkadaşlar. Bakın yani şu trabzanın ters yüzündeyiz. İç taraftan örüyoruz. Şimdi burada bakın 2, 4, 6, 8, 10, 11. Bunu çıkarıyorum arkadaşlar. Yanındakinden başlıyorum. Yani o işaretli kısmı bu tarafa katıyorum. 11 tane atladım. 2, 4, 6, 8, 10, 11 boşluk atladım. 12.'den başlıyorum. 2 tane zincir çektim. Arkadan bu ipimi yürüteceğim arkadaşlar. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane. Buradaki işaretim çıkmış arkadaşlar. 16 tane ördüm. Bakın buradan sayıyorum tekrar. Zinciri de sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane yaptım. Arada 11 tane boşluğum kalması lazım. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 tane de bu tarafta kaldı. 2 tane zincir çektim. Dönüyorum. Döndüm. Hemen dibine batıyorum. Yine 16 tane çakma trabzan yapacağım. 3 zinciri sayıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, son boşluğuma da yapıyorum 16. 16 tane çakma trabzan yaptım. 2 tane zincir çektim. Bir tane atlıyorum arkadaşlar. Eksilteceğim bu sırada. Bir tanesini atlıyorum. Yani bir boşluğu yanındakine batıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Bir tane atlıyorum. Son boşluğa batıyorum. 14. 14 tane çakma trabzana düştü sayım. 2 tane zincir çektim. Üzerine doluyorum. Yine eksilteceğim. Bir tane atlıyorum arkadaşlar. İkincisinden başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. İki tane boşluğum var burada bakın. Bir tanesini atlıyorum. Son boşluğa batıyorum. 12'ye düştü sayım. İki tane zincir çektim. Bir tane atlıyorum yine. İkincisinden başlıyorum. 1, 3 diyelim arkadaşlar. 3, 4 zincirle birlikte. 5, 6, 7, 8, 9. Bir tane atlıyorum. Son boşluğa batıyorum. 10. Sayım 10'a düştü. 2 tane zincir çekiyorum. Artık eksiltmiyorum arkadaşlar. 10'a düştü sayım. Hemen dibine batıyorum bu kez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir sıra yaptım. Bir sıra daha yapacağım. 2 zincir çekip döndüm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zaten arkadaşlar ters yüzündeyiz. Bakın şurasından anlıyoruz ters yüz olduğunu. Trabzanlarımızın tersi. Bitirdikten sonra ipimi kesmiyorum bunun. Çeviriyorum şu şekilde.
Buradaki arka taraftaki yani arka parçadaki ilk boşluğun içine geçirdim tığımı. Bunu da geçiriyorum. Bu tarafa aldım. Bir zincir çektim. Hemen yanından başlayarak arkasından batıyorum arkadaşlar aynı yere karşılıklı. İlmek kaydırma yapıyorum. Yanına batıyorum. Arkasına batıp ilmek kaydırma karşılıklı birleştiriyorum. Bütün ilmeklerimizi karşılıklı alarak ilmek kaydırma yapıyorum. Burada bir zincir çekip ipimi kestim. Böylece arkadaşlar alt kısmı bitti. Ana parçası. Şimdi fırfır yapacağız. Şöyle arkadaşlar, bu iplerimi temizleyeceğim. Bu arkadan yürüttüğüm ipler bunlar. Bunu da iğneyle içeri çekeceğim arkadaşlar. Ön yüzünü çevirdik. Yani trabzanlarımızın ön yüzü bakın. Arka tarafı alıyorum. Fırfırımızı şuraya yapacağız arkadaşlar. Bakın şu halkalara yapacağım. Burada kalan ilk sıranın halkalarına yani çakma trabzanla yaptığım sıraların halkasına, şuralarına fırfırı yapacağım. Bakın bunlar zaten böyle dışarıda halkaları kalmış durumda. Şimdi ilkine batıyorum. İpimi aldım. Geçirdim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Üzerine doluyorum. İpi alttan yürütüyorum. Aynı boşluğa yine ikili trabzan yaptım. Bakın yanımdaki demin gösterdiğim halkalara batıyorum. Alttaki ipi de alıyorum arkadaşlar. Arkadaki şu ipi. Aynı boşluğa 3 tane yapıyorum. 2, 3. Yanındakine batıyorum. 2 tane yapıyorum. Çift yapıyorum. Yanındakine bakın arkadaşlar şöyle 3 tane yapıyorum. Aynı boşluğun içine 3 tane. Yanındakine battım. Çift yapacağım. Bir tane çift yapıyorum. Bir tane üçlü arttırma yapıyorum. Şimdi bu çift oldu. Yanındakine 3 tane batacağım. Aynı boşluğun içine 3 tane. Bir çift yapacağım. Bir 3 tane arttırma yapacağım arkadaşlar. 3 tane batacağım. Bir 2 batacağım. Bir tane 3 batacağım. Bu şekilde fırfırımızı burada arttırarak fırfır oluşturacağım. İpimi artık yürütmüyorum arkada. Onu keseceğim arkadaşlar. Çift yaptım. Son kez gösteriyorum. Yanındaki boşluğa 3 tane yapıyorum. 2, 3. Bakın bu şekilde fırfırımız oluşacak. Bir tane çift, bir tane üçlü. Bir tane çift, bir tane üçlü şeklinde yaparak bütün buradan başlayacağım böyle şu kısma, son kısma kadar aynı şekilde yaparak tamamlayacağım.
Fırfırlarını tamamladım. Bakın bu şekilde. En son bir zincir çekip ipimi keseceğim. Şimdi şu A kısımlarına, yani paça kısımlarına pardon, sık iğne gitmek istiyorum. Şuradan başlayacağım. Bu kısma yapmayacağım. Şu deliğe batıyorum. Bir zincir çektim. Yanındaki boşluktan başlayarak her birine, bütün sıraların boşluğuna alttan ipi yürütüyorum. Sık iğne yapıyorum kenarlarına, paça kenarlarına. Şu ipleri de arkadaşlar burada altta yürüterek temizleyeceğim. Şekilde arkadaşlar. Diğer tarafı da aynı şekilde yapacağım. Burayı bitirdim. Son buraya bağlantı yapıp ilmek kaydırma ile ipimi aynı şekilde bu tarafa da yapacağım. Buradan bağlayacağım ipimi. Aynı şekilde etrafını sık iğne yapacağım. Kenarlarını tamamladım. Bu şekilde iplerini de temizledim. Bakın böyle fırfırlı kız için, kız bebekler için kilot da yapabilirsiniz sadece. Bu kadar da olabilir arkadaşlar. Ben üstünü de yapacağım. Şimdi göstereceğim size. Burası ön yüzü. İç yüzünden başlayacağım. Şurasından başlayacağım arkadaşlar. Zincirin üstüne batıyorum. İki tane zincir çektim. Hemen yanından devam ediyorum. Alt sırada zincirle birlikte 55 tane trabzanımız var. Her birinin üzerine bir tane yaparak çakma trabzan yapacağım. Alttan ipimi yürütüyorum yine. Bakın her birine batarak iç kısımdan öreceğim. Yani örgünün ters tarafı. Her birine batıyorum. Zincir var orada arkadaşlar. Sıranın sonuna kadar çakma trabzan yaparak böyle tamamlayacağım. Geleceğim. Bitirdim sırayı. Zincirle birlikte 56 tane oldu sayım. İki zincir çekip döndüm. Hemen dibinden başlıyorum. 2 3 4
5, 6, 7, 8. Yine çakma trabzan yapıyorum. 9, 10, 11, 12, 13 tane yaptım. 13 tane çakma trabzan yaptım. Şimdi üzerine alıyorum. Çekiyorum. Üzerine alıyorum. Yan tarafa batıyorum. Çekiyorum. Ve topluyorum. Eksiltme yaptım. Tekrar üzerine dolayıp 13 tane daha çakma trabzan yapacağım. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12, 13. 13 tane yaptım. Yine eksilteceğim. Üzerine aldım, battım, çektim. Üzerine aldım, battım, çektim ve topladım. 13 tane yapacağım yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane yaptım. Yine eksiltme yapacağım. Üzerine aldım, battım, çektim. Üzerine aldım, battım, çektim ve topladım. Eksilttim. Sıra sonuna kadar öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son boşluğum 11. 11 tane çakma trabzan yaptım. Sırayı tamamladım. 3 tane eksilttim. Sayım 53'e düştü. Şimdi 53 tane çakma trabzanı bir sıra öreceğim. Sonra burada 2 zincir çekip bir sıra daha öreceğim. 2 sıra daha aynı şekilde 53 tane öreceğim. Geleceğim arkadaşlar. 2 sıra ördüm arkadaşlar. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Hemen dibinden batarak başlıyorum. Yine çakma trabzan yapıyorum. Tane yapacağım. 0. Zinciri de sayıyorum, baştaki zinciri. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane zincir çektim. 15 zincir çektim. 2, 4, 6 tane delik atlıyorum. Üzerine dolayıp 7.sine batıyorum. Yine çakma trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17 tane çakma trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane zincir çekip 2, 4, 6 tane atlıyorum. 7.ye batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane çakma trabzan yaptım. 2 tane zincir çekip döndüm. Dibinden başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir tanesini söküyorum arkadaşlar. Zincirle birlikte 11 olması lazım. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Üzerine doluyorum. Yanındakine battım. Tekrar battım yanındakine. Ve zincirin üzerine batıyorum. İlk zincirin üzerine batıp battım, çektim. Üçünü birlikte topluyorum. Eksiltme yaptım. Üçlü eksiltme yaptım. Şimdi zincirin üzerinden devam ediyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7, 8, 9, 10, 11, 12, şimdi 2 tane zincir kaldı burada arkadaşlar. Burada da eksiltme yapacağım. Zincirin birine batıyorum, çekiyorum. Yanındakine batıp çekiyorum. Öndeki boşluğun birine batıp çekiyorum. Hepsini birlikte topluyorum. Üzerine doladım. Buradan başlıyorum yine yapmaya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane yaptıktan sonra son bir deliğim kaldı burada. Üzerine aldım, ona battım. Şimdi zincirin üzerine batıyorum, ilk zincirin üzerine. İlk zincire batmak biraz zor oluyor arkadaşlar. Sıkıştırmışım orada. Battım, çektim. Yanındakine battım, çektim ve topladım. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12. Şimdi bir tane zincirim kaldı. Ona batıyorum, çekiyorum.
ilk boşluğun içine battım çektim. Yanındakine bir daha battım çektim. Üçlü eksiltme yaptım arkadaşlar buralarda. Bu arada ipim de bitti. İpimi de şöyle bağlıyorum arkadaşlar. Yeni ipimi alıyorum. Üzerine doladım bu iple. Yanındakine batıyorum. Bununla çekiyorum. Ve üçünü birlikte topluyorum. Arkadan bu ipleri gizleyeceğim. Düğümle edebilirim. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane yaptım. Sırayı tamamladım. 1 2 zincir çekiyorum. Bu ipleri keseceğim. Döndüm. Bir tane dibine yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir delik atlıyorum. Burada ilik yapıyorum arkadaşlar. Şurada ilik yapmadım ilk başta. Şu trabzanın arasına düğme geçeceği için oraya ilik yapmadım. İkinci iliğim burada. Devam ediyorum. 2 3 4 5 İlikten sonra arkadaşlar 5 tane yaptım. Bir tane daha yapıyorum. 6 Şimdi 3 tanesini birlikte alacağım. 2 3 Eksilttim. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane ördüm. Yine eksiltme yapacağım. 1 battım çektim. Yine battım çektim. Yine battım çektim. Eksilttim. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bir tane daha yapacağım. 12 ve eksilteceğim arkadaşlar. Üçünü birlikte alıp battım çektim, battım çektim ve battım çektim topladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bakın arkadaşlar yine eksiltme yerine geldim. Üzerine doluyorum. 10 tane yaptıktan sonra battım çektim. Battım çektim ve battım çektim. Topluyorum. Devam edeceğim sıra sonuna kadar. 1 2 3 4 5 6 7
8, 9 ve 10. Bir zincir çekip ipimi biraz uzun bırakıyorum. Düğme dikmek için burada ip bırakıyorum. Bu tarafa iki tane düğme dikilecek şuralara. Bir buraya, bir buraya arkadaşlar. Dediğim gibi şuradaki düğmenin iliği de trabzanın ikinci trabzandan sonra buraya geçirerek şu kısma ilik olarak kullanabileceğiz. Şimdi ön taraftaki arkadaşlar fırfır kısımlarını yapacağım. Bakın bu şekilde. İpimi alıyorum. Şu kısımdan bakın. Şu kola ayırdığımız zincir çektiğimiz sıranın şu halkalarına batacağım. Bakın bunlara. Aşağıda şunda yaptığımız gibi aynı şekilde önde kalan bu halkalarına trabzan yapacağım. Geçirdim ilkine. 3 tane zincir çektim. Şöyle çeviriyorum. Aynı boşluğa bir tane daha yapıyorum. İkili trabzan. İpimi arkadan yürütüyorum. Her seferinde söylüyorum ama arkadaşlar hatırlatıyorum unutmayın diye. Çünkü bazen ben de unutuyorum. Temiz çıkıyor. Daha rahat oluyor. Bazı iplikler temizlenmiş oluyor. 3 tane yaptım. Önce çift yaptım. Sonra aynı yere 3 tane yaptım. Yanına çift yapıyorum. Çift trabzan. Yanına üçlü trabzan. 3 tane aynı boşluğa yapıyorum. Yanındakine çift yapıyorum. Yanındakine üçlü trabzan. Yani 3 tane trabzan arkadaşlar. Üçlü trabzan değil. Aynı yere 3 tane. Bir 3 tane yapıyorum aynı yere. Bir tane de çift yapıyorum. Bir çift, bir de üçlü arttırma. Bu şekilde bütün etrafını dolaşacağız. Şuraya kadar geleyim arkadaşlar. Kol zincirine kadar. Üçlü arttırma. Çift yapıyorum. Tam buraya köşeye üçlü arttırma yapacağım. Şimdi şu kısımdan devam edeceğim. Kolun bakın zincir çekmiştik. Zincirin diğer tarafından devam edeceğim. Üzerine alıyorum hemen. İlk boşluğa batıyorum. Çift yapıyorum. Sıra çiftte çünkü. Hemen yanından bakın. Üçlü arttırma yapıyorum. Yanındakine çift yapıyorum. Aynı şekilde arkadaşlar çift üçlü arttırma, çift üçlü arttırma. Buraya geleceğim. Burada yine ön kısımda bakın buralardan şuradan böyle geçeceğiz. Bunlara yapacağız. İki sıra altına oluyor bakın. Bir, iki sıra altına. Zincirin hizasından geleceğim. Böyle bunlara yapacağım. Aynı arttırmaları. Burada tekrar zincire geçeceğim. Zincirin üstüne yapacağım. En son arkadaki şuralara yapacağız. Yine arttırmalarımızı, fırfırımızı bu şekilde buraya kadar yapıp tamamlayacağım. İplerimi gizleyeceğim, düğmelerimi dikeceğim. Bitmiş halini göstereceğim size. Tulumumu bitirdim. Fırfırın arkadaşlar şu son yaptığım fırfırı şuraya kadar yaptım. Bakın 3-4 tane bıraktım burada. Çünkü oraya üst üste bineceği için şöyle 3 tane ya da 4 tane kala fırfırı bitirdim.
Düğmelerini diktim. Ben böyle boncuk diktim arkadaşlar. Şuraya da. Ayrıca buralarda boncuklarla süsleme yaptım. Bir de buraya küçük bir fiyonk yaptım arkadaşlar. O fiyonku nasıl yaptığımı size hemen anlatacağım. 50 tane, yaklaşık 50 tane zincir çektim. Şu şekilde zincirin ön yüzünü sonra bu kadar bir iple bir daha gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle üst üste koyduktan sonra şu kısmı birleştiriyorum. Daha sonra iple sarıyorum ortasını. Bağlayacağım. Düğümledim burayı arkası kısımdan. Şuraları bakın istediğiniz böyle çekebilirsiniz. Sonra uçlarını kısaltalım. Daha kısa istiyorsanız buradan kesebilirsiniz arkadaşlar. Zincirden kesip şöyle bakın düğüm oluyor. Böyle kestiğiniz zaman bu şekilde fiyonkumuz hazır. Buraya monte ettim ben. Pembe renkle yaptım. Şimdi arkadaşlar bebeğime bebeğime böyle bir bandana yaptım. Onun yapılışını da size birazdan göstereceğim. Şimdi tulumumuzu giyelim. Hazır. Hemen bandana yapımıyla devam ediyorum. Ben bunu Gazzal Baby kotonla örmüştüm arkadaşlar. Taba rengini. Şimdi beraber yapacağımızı da Alize Koton Gold'da yapacağım. Bakın şöyle buradan geçiriyorum kulağının bir kısmını. Kulak diyeyim bunu arkadaşlar. Şurada ilik kısmı var. Buradan geçiriyoruz. Şu düz kısmını istediğiniz boyutta ayarlayarak farklı kafa ölçülerine de uyarlayabilirsiniz. İsterseniz büyük çocuklar için de, kız bebekler için de yapılabilir. Bu şekilde. Şimdi hemen başlayacağız. Yaptıktan sonra arkadaşlar şuradan geçiriyorum. Bakın şöyle katlıyorum. Şu ilikten ön tarafından geçirip şu şekilde bandanamızı sabitlemiş oluyorum. Şimdi ipimi alıyorum. İstediğiniz iple örebilirsiniz. Boyutunu çünkü bebeğin kafasına ölçerek yapacağız şu kısmı. Hem kullandığınız ipten hem tığınızdan hem elinizden bu boyut değişebilir uzunluğu. Şimdi arkadaşlar şöyle sihirli halka yapacağım. Bakın şöyle sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkanın içine 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 sık iğne yaptım. Sıkıştırıyorum halkayı. Bir zincir çektim, döndüm. Döndüm. 2 tane sık iğnemiz var. 2 boşluğumuz var burada. İkisine de her birine çift yapacağım. 2 tane çift yapacağım yani yan yana. Bir tane çift yaptım. Yanındaki boşluğa
Yine çift yapıyorum. Yani ikinci sırada iki tane çift yaptım. Bir zincir çektim, döndüm. Bir sıra 4 sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4 sık iğneye ulaşmıştı sayımız. 4 sık iğne yaptım. Bir zincir çektim, döndüm. Arttırma yapacağım. Çift yapıyorum ilk boşluğa. 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 sık iğne yaptım. Son boşluğun içine de çift yapıyorum. Bir zincir çektim, döndüm. Sayım 6'ya çıktı. 6 sık iğne yapıyorum bu sırada. 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir zincir çekip dönüyorum. Yine arttırma yapacağım bu sırada. Çift yaptım ilk boşluğun içine. Yanından devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 tane yaptım. Son boşluğun içine yine çift yapıyorum. 4 sık iğne yaptım, çift yaptım. Bir zincir çektim, döndüm. Sayım 8'e çıktı arkadaşlar. 8 sık iğne oldu. Şimdi 3 sıra 8 sık iğne yapacağım. Bu birinci sıram. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir sıra yaptım. Bir zincir çektim, döndüm. Bir sıra daha yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi bir sıra daha yapacağım. Döndüm. Yine bir sıra yapıyorum. 8 sık iğne. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani sayımız 8'e ulaştıktan sonra 3 sıra daha 8 sık iğne yapmış oldum. Bir zincir çektim, döndüm. Şimdi burada ilk boşluğa battım, çektim. Yanındakine battım, çektim. Eksiltme yaptım, topladım. Yanına bir tane sık iğne yapıyorum. Yine eksiltme yapacağım bakın. Battım, çektim sıradaki boşluğa. Yanındakine battım, çektim ve topladım. Eksilttim. Bir sık iğne yapıyorum yine. Eksilt, bir sık iğne. Eksilt, bir sık iğne. Son iki sık iğnemi de eksilteceğim. Eksiltiyorum. Bakın battım, çektim. Bunu da battım, çektim ve topladım. Bir zincir çektim. Sayım 5'e düştü arkadaşlar. Şimdi iki sıra 5 sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne yaptım. 2 sıra daha 5 sık iğne yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum, dönüyorum. İlk boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. 2 tane delik atlıyorum. 1, 2. Kalan 2 sık iğnemi yapıyorum. İlik yaptım burada. Bir zincir çektim, döndüm. 2 tane yapıyorum sık iğnelerin üzerine. Zincirin içine de 2 tane yapıyorum. En son burada bir tane daha sık iğnem var. Onu da yaptım. 5 sık iğne yapmış oldum. Şimdi
Bir zincir çekip döndükten sonra ilk boşluğa çift yapıyorum. Çift yaptım. Yanına bir tane sık iğne yapıyorum. Sıradakine yine çift yapıyorum. Çift bir sık iğne, çift bir sık iğne, tekrar çift. Son deliğe çift yaptım. Çift yaptım, bir sık iğne yaptım. Çift, bir sık iğne, çift. Şimdi bir zincir çekip dönüyorum. Sayım yine 8'e çıktı. Şimdi 8 tane sık iğneyi arkadaşlar döne döne öreceğim. Bandananın uzun olan kısmını 8 sık iğne olarak öreceğiz. 8 sık iğne oldu bakın. Bir zincir çekip döneceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane örerek dönerek arkadaşlar döne döne öreceğim şu kısmı bakın. Bu kısmı uzun bir şekilde öreceğim. Bebeğimin başına ölçeceğim arkadaşlar. Çünkü ipten ipe ve örgüden örgüye örüş şeklimize göre bu uzunluk değişebiliyor. Gergin bir şekilde yapacağız. Bakın. Hatta benim bu biraz uzun bile oldu. Gerdirdikçe arkadaşlar esniyor. Bakın daha kısa yapabilirim. Bu şekilde. Şimdi biz buradayız. Buradan başladım. Böyle öreceğim. Bu uzun kısmı öreceğim. Pardon, ben bu ilik kısmı yaptım arkadaşlar. İliği yaptık. Böyle dümdüz öreceğiz. Şuraya gelince ölçeceğiz bebeğimizin kafasına. O uzunluğu bebeğimizin kafasını ölçerek belirleyeceğim. Şimdi dediğim gibi 8 sık iğne şeklinde dönerek o uzun kısmı tamamlayacağım. Sonra ölçeceğiz. Ben ördüm arkadaşlar, böyle bakın. Bundan biraz daha kısa yaptım. 50 55 sıra ördüm. Şuradan arttırdıktan sonra 55 sıra ördüm. Fakat dediğim gibi örgüden ve elden örüş şeklinden değişir arkadaşlar. En sağlıklısı bebeğimizin kafasına ölçmemiz. Bakın kulaklarının üstünden enseden kulakların üstünden ölçüyorum. Şöyle olacak. Ve daha da esniyor arkadaşlar. Bence bu yeterli. Şu uzunluk. Ayrıca böyle üzerine düğme ya da böyle yapıştırabilirsiniz arkadaşlar çeşitli figürler. Ben burada inci yapıştırmıştım yan yana. Burada da bunu dikmeyi düşünüyorum. Böyle bir aparat dikilip hem dikilebilir hem de yapıştırılabilir istediğimiz şekilde yapabiliriz. Şimdi son kısmına şu kısmını yapacağım. 35 55 sıra ördüm ben. Dediğim gibi bebeğimin kafasına ölçtüm. Şimdi eksiltme yapacağım. Battım, çektim. Kameraya yaklaştırayım arkadaşlar. Yanındakine battım, çektim ve topladım, eksilttim. Bir sık iğne yaptım. Tekrar battım, çektim. Battım, çektim ve topladım. Bir sık iğne yaptım. Battım, çektim. Diğerine battım, çektim ve topladım. 5 sık iğneye düştü sayım. Şimdi 5 sık iğneyi öreceğim arkadaşlar. 5 sıra öreceğim. Bir sıra ördüm. 2, 3, 4, 5 sıra. Toplamda 5 sıra daha örelim. 4 sıra öreceğim ben toplam. Bir tabi sıra ördüğüm için 4 sıra daha öreceğim. Dümdüz bir şekilde örelim.
5 sıra ördüm. Şimdi arttırma yapacağım. Çift yaptım. Yanındakine tek yaptım. Bir çift yapıyorum. Bir de tek yapıyorum. En son boşluğun içine çift yapıyorum. Çift tek, çift tek, çift. Sayımı 8'e çıkardım. Şimdi 8 sık iğneyi 3 sıra daha öreceğim. Birinci sıramı örüyorum. Bir sıra ördüm. İkinci sıramı örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8. Bir sıra daha öreceğim. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Üç sıra toplamda ördüm. Bir zincir çektim, döndüm. Şimdi eksiltme yapacağım. Battım, çektim. Battım, çektim ve topladım. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yaptım. Battım, çektim. Son boşluğa battım, çektim ve topladım. Sayım 6'ya düştü. Bir zincir çekip döndüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğneyi ördüm. Bir zincir çekip dönüyorum. Şimdi yine eksiltme yapacağım. Battım, çektim ilk boşluğun içine. Yanındakine battım, çektim ve topladım. Bir, iki tane sık iğne ördüm. Battım, çektim. Battım, çektim ve topladım. Bir zincir çektim. Sayım 4'e düştü. 4 sık iğne yapıyorum bu sırada. 2, 3, 4. Bir zincir çektim, döndüm. Battım, çektim. Yanındakine battım, çektim ve topladım. Tekrar eksiltme yapıyorum. Batıp çekiyorum. Batıp çekiyorum ve topladım. 2 sık iğneye düştü sayım. 2 sık iğneyi örüyorum. Şimdi bir zincir çektim. Topluyorum arkadaşlar. İkisini birlikte alacağım. Battım, çektim. 2 sık iğne kaldı burada. Battım, çektim ve topladım. Bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi arkadaşlar kenarlarına bu şekilde ilmek kaydırma yapacağım. Burada ipimi keseceğim. İlmek kaydırmayı şu ortadan başlayacağım arkadaşlar. Çünkü burada ek olmasın. Bu şekilde ortadan bir yerden başladım. İlmek kaydırma yapıyorum. Bakın. Her sıranın boşluğuna batıp ilmek kaydırma. Buraya batıyorum. Bu arkadaki ipi de arkadaşlar bir bu tarafa, tığın bu tarafına bir de arkası tarafına yaparak burada gizlemiş oluyorum. İlmek kaydırma. Bu şekilde ilmek kaydırma yaparak çok sıkmayalım, kasmasın, yoksa esnekliğini kaybeder bandımız. Normal bir şekilde ilmek kaydırma yapacağım. Şuraya kadar arkadaşlar böyle kenarlarından yaparak geleceğim.
Buraya kadar bir yapayım. Aynı şekilde devam ediyorum. Bakın burada bunu yapıyorum ve en son şu tepeye, yani sihirli halka yaptığım yere tığımı geçirdim. Burada İki tane zincir çekiyorum. Yine aynı yere batıyorum. İlmek kaydırma yapıp aşağıya doğru devam ediyorum. Aynı şekilde arkadaşlar diğer tarafa kadar ilmek kaydırma yapıp tamamlayacağım. Bakın bu şekilde yaprak şeklinde buradan yine kenarlarından tamamlayacağım. Buraya bu şekilde yine aynı diğer tarafı yaptığım şekilde etrafını döneceğim. Şurada iki zincir çekiyoruz tepede. Sonra burada birleştirip bitireceğim. Sonra buraya da ilik olmayan tarafa, şuraya bakın, tam şu dar kısmın altına boncuğumu, düğmemi yerleştireceğim. Bitirdim arkadaşlar bandanamı. Bakın kenarlarına ilmek kaydırma yaptım. Şurada birleştirdim ve ipimi gizledim. İplerimi temizledim. Buraya da böyle bir süsleme yaptım yıldız şeklinde. Şimdi şöyle arkadaşlar bakın böyle kafasına geçireceğim. Şuradan sivriltip bu delikten ucunu çıkarıyorum. Her seferinde böyle geçirmektense arkadaşlar, böyle geçirip bebeğimizin kafasına takabiliriz şöyle. Bakın bu şekilde. Kulaklarının üstüne gelecek şekilde ortalıyorum. Bu şekilde bandanamız hazırlandı. Pembe de çok yakıştı. Çoraplarını arkadaşlar uygun yapmıştım ben diğerini. İstediğiniz renkte yapabilirsiniz tabii. Böylece bu videonun da sonuna geldik. Başka bölümlerde, başka modellerde tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek üzere.